Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün İzmir'e doğru gidiyoruz. Buranın sınavı var, zaten önceki videomda söylemiştim. Hemen vlog başlatalım istedik. Şu an arabayı ben kullanıyorum. Burak biraz dinlensin istedik. Öyle, şimdi yollarda görüşürüz. Şimdi Opet'te durduk, bir mola verdik. Ben de size bugünkü kombinimi göstereyim istedim. Stradivarius'tan aldığım pantolonum geldi. Bu Malfit. Hemen giydim. Üstüme ve H&M'den aldığım yeni tişörtümü giydim. Bir tane de böyle kemer taktım ve her şeyle uyan bu Bambi ayakkabılarımı giydim. Böyle size aldıklarımı ayrı bir videoda çekecektim ama maalesef hepsini hızlıca açıp yerleştirdiğimiz için olsun, artık böyle videolarda gösteririm. Sınava girdi. Şimdi içeri girmesini bekliyorum. Kemerini falan sıkıntı yaparlarsa geri verecek. Bakalım. Başarılar. İnşallah bu sefer olur. Bu sefer çok çalışma fırsatı olmadı düğün falan derken. Olmazsa diğer sınav Mart'ta. Ona tekrar geliriz, artık yapacak bir şey yok. Ben yine IKEA'dayım. Bakın bu yeni çıkmış. Yine 30 lira. Öbürüyle aynı. Rengi var. Yine bakar mısınız? Ve şu tarz, ay gerçekten mükemmel yani. Küçücük alanlardan birer yapmışlar. Harika. Bu rengi de çok güzel. Bu Nevresim takımı çok güzelmiş. Bakabilirsiniz. Benimkine benziyor. Anladığı için aynısından almış. Birinin hayalleri yıkılmış. İzin vermemiş annesi. Kızım evde 10 tane var. Of, hele şu giyinme dolapları. Müthiş. Çok tarz olmuş. Ben devam ediyor. Buraya gelip istediğiniz gibi tasarlatabiliyorsunuz. Şuna bakın. Bir gün kendi evimiz olursa inşallah. Benim bu parçaları var burada. Kesinlikle tavsiye. Burada ne şey var ha? Tramvay yolu. Yoldayız. Sevgi yolu diye geçiyor. Bakın. Ya o bu da ya. Tanju Okan. Bu da Filiz Akın. İzliyoruz. Biz yine Şiko'dayız. İzmir'e gelince kardeşim de tadına bakmak istedi. O yüzden direkt buraya geldik. Yine geçenki söylediklerimizden söyleyeceğiz. Bento 3 ve Bento 5 miydi? Burayı yiyip sonra sahile geçeceğiz. Çok sağlıklı. Parfüm tadı geliyor. Yok. Hadi bakalım. Ya böyle gergin. Acaba bir anda kesti de bak mesela kafama uyuştu geçti. Bu zencefili mi? Hı hı. Kafana vurdu mu? Böyle zahmetliyor. Kafama uyuştu mesela ama geçti şu an. Değişik bir acı. Şu var, yemiştik. Kutsuzlu kaçıyor. Yemiyorum. Şimdi bir de Kaliforniya roller aynı galiba ama şunlar falan farklı. Şunlar da bir tadına bakayım. Aslında Cordon'dayız. Kendimize bir kafe arıyoruz şimdi. Dönüş yolundayız. Bacaklarımı topladım. Hemen ayakkabılardan kurtuldum. Şimdi kahve aldılar. Amerikano içiyoruz. Dedi bir şeyler almışlar bakalım. Kardeşimi de aldık da o da İzmir'deydi. Arkadaşlarının yanında. Şimdi onunla birlikte dönüyoruz. Neymiş bu?
Elmalı turta almışlar. Ay çok güzel gözüküyor. Böyle şimdi dönüş yolundayız. Bu videoyu yarın da devam ettirerek bu şekilde bitiririm. Çünkü Burak zaten saatlerce sınavda olduğu için bugün çok fazla vloğa değecek bir şey olmadı. Yani en fazla 10 dakika olmuştur. Biz eve geldik. Ben hemen pijamalarımı giydim. Bir an önce yüzümü yıkamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok rahatsız oldum. Sabahtan beri makyajda durunca bayağı bir etkiliyor. Bu pijamalarımı Waikiki'den almıştım. Çok seviyorum. Hafif sim detaylı. Artık bu kışlık pijamalara doğru geçebiliriz bence. Şimdi hemen ben size aldıklarımı göstereyim. Sonra zaten bu videonun devamı yarın olacak. IKEA'dan aldıklarımı da hemen göstereyim size. Bu paket mandallarını çok fazla kullanıyoruz. O yüzden bunlardan bir paket daha aldım. Böyle yüzlü beyaz pekete günlük kullanmak için. Bu da 17 liraydı ve bayağı güzel yani. Hani beyaz peçete ama şık duruyor. Bakın dokusu da değişik böyle kumaşımsı. O yüzden bunu aldım. Günlük kullanmak için en azından daha hoş görünüyor. Bir de şu bardaklardan. Geçen Burak bunların küçüklerini almıştı. Viski bardağı olarak geçiyor. Ama onda soğuk kahve yaptım ve aşırı güzel durdu. Şimdi büyüklerini de aldım. İki tane aldım. Hem yemek sunumlarında da yine ikisini böyle birlikte kullanabiliriz günlük olarak. Bunu Ecem ablam için aldım. Plastik bir çırpıcı. İşte bu da iki tane böyle. Hemen az bir şey aldım. Ve kendim için birkaç şey aldım. Onları göstereceğim. Bunları Waikiki'den aldım. Gerçekten çok uyguna çok güzel parçalar vardı. En başta şu botla başlamak istiyorum. Hep böyle açık renkli bir bot almak istiyordum ama uzun ömürlü olmayacağı için de çok fazla para vermek istemiyordum. Denedim ve rahatla çok hoşuma gitti. Zaten böyle hafif sivri burun olan ayakkabıları da çok seviyorum ben. Bunları böyle hem sonbaharda yani böyle sonbaharda çok fazla bot giyilmiyor. Bu tarz botlar çok güzel elbiselerin altına çok yakışıyor. O yüzden bunu aldım ve fiyatı da 100 lira. Bir bot için gerçekten çok iyi. Ayakta duruşu da çok güzel. Gösteririm zaten giydiğimde yine. Şu çantayı bayılarak aldım. Fiyatıyla kıyaslayınca 45 liraya çok güzel. Yani ben zaten şu kenarındaki cüzdan detaylarını çok seviyorum. Tek bölmeli. Şurada da küçük bir bölümü var. Gayet klasik, güzel. Bunun da işte krem rengi bir çantam yoktu. Böyle günlük kombinlerimde kullanmak için aldım. Ve yine çok tatlı bayıldığım bir parça daha. Bu da hatta üstünde deneyip göstereyim size. Bu da böyle tatlı bir kazak. X small aldım ben ama gayet salaş duruyor. Ve kolları böyle yarım. Hafif dökümlü duruyor. Şimdi deneyip üstümde görün. Bakın kazak bu şekilde. Asla iç göstermeyen böyle yumuşacık bir kumaşı var. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şuradaki şu hafif dantel detayları ve özellikle de kol kısmı çok hoşuma gitti. Böyle yarım kol tarzında şeyleri ben çok seviyorum. Bir de böyle salaş durduğunda. Bunu hem eteklerin üstü için işte bazı tulumların içine giymek için ve kotların üstüne de çok güzel olur. Şöyle hemen içimize kıvırarak da. Çok beğendim ve kumaşı çok güzel olunca hiç kaçırmak istemedim. Bu da 60 liraydı. Çok bence gayet güzel. Waikiki'ye kesinlikle bu sezon bakmalısınız. Çok güzel şeyler var. Daha da hatta beğendiğim şeyler oldu. Ama çok fazla vaktim olmadığı için Burak da sınavdaydı o sırada. Böyle biraz bakınıp bunları aldım. Bir pazar sabahından hepinize günaydın. Bugün videomuzu devam ettiriyoruz. Kardeşim dün bizde kaldı. Onu da getirmiştik İzmir'den. Burak'la o uyuyor. Şimdi ben öncelikle böyle soğuk kalabilecek şeyleri hazırlayacağım. Şimdi peynir tabağı, işte sofradaki sunumluklar vesaire. Şimdi ilk olarak pankek yapmakla başlayacağım. Bu tarif kanalımda vardı. Tam ölçülü pankek tarifi. Gamze Kaya Kahraman diye aratabilirsiniz. Ama şimdi tekrardan zaten bu videoda da etiketleyeceğim muzlu pankek olarak. Bu çok güzel bir tarif. Yani yanında hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz çünkü içerisine muz giriyor. Önce hızlıca bir malzemelerimi sayacağım size. Sonra zaten yapması çok kolay. 2 tane yumurta kullanacağız. 4 yemek kaşığı şeker. Yani 2 katı gibi düşünebilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ. İsterseniz tavayı da yağlayabilirsiniz ama ben böyle içine atmayı daha çok seviyorum. Çünkü böyle pankek kalıbımızda yapacağız. Pankek kabına doldurup yapacağız. 1 su bardağı süt.
Burada 2 su bardağı un var. Bunu elekten geçirdim. Topak topak olmasın diye. Şekerli vanilin kabartma tozu birer tane. Bir tane de muza ihtiyacımız var ve süslemek için de pudra şekeri. Teddy'den aldığım bu kaba doldurup onunla yapıyorum pankekleri. Mücver bile yapabilirsiniz bununla. Gerçekten çok güzel bir alet. Burasını doldurup buradan sıktıkça işte istediğiniz kadar sıkabiliyorsunuz. Evet, hızlıca yapmaya başlıyorum. Bakın geçen gün yaptığım salça, domates biber salçası karışık vardı Halide annemin verdiği. Onu bir güzel zeytinyağında kavurup içerisine istediğim baharatlar ekledim. En çok kimyon, kekik bunlar yakışıyor. Biraz da karabiber, tuz onları attım ve içine biraz ceviz de kavurdum. Ve en üzerine de süslemek için koymuştum. Bu geçen günden kaldı. Şimdi güzelce karıştırdım. Böyle yine yiyeceğiz kahvaltıda.
Evet, durum güncellemesi yapalım. Masamın sunumu bu şekilde oldu. En son halini de göstereceğim. Çayımız, hellim peynir kızartacağım. O gelecek. Yumurtalarımız vesaire. Hepsi geldikten sonra tamamen bir görsel çekip Instagram'ıma atacağım. Hemen oraya onun da adresini bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Pankeklerimi bu dönem sunum tabloma koydum. Bu şekilde üzerlerine sadece pudra şekeri serpeceğim. Domatesimi böyle zaten çok fazla domates tüketmiyor Burak da kardeşim de. O yüzden dünden yarım bir domatesim vardı, onu koydum. Bakın peynir sunumum da bu şekilde. Bugün çok büyük bir alışverişe çıkacağız. Çünkü siyah zeytin tamamen bitti. Ezine peynirimiz tamamen bitti. Ve biz peynir çeşidini çok yiyoruz, çok seviyoruz. Tek bir çeşit bu kalmıştı. O yüzden marketten bunu aldım. Normalde marketten peynir almayı hiç sevmiyorum. Burada da Ethem Efendi kahvaltıcısından İzmir, İstanbul'a gittiğimizde oradaki kahvaltı salonunda Burak karpuz kabuğu reçelini çok beğenmişti. Ben de portakal kabuğu reçelini. Onları aldık. Burada gül reçelim var. Burada da çikolata. Ve dün İzmir'den boyoz aldık. Onları kızartacağım. Bakın benim ekmek kızartma makinemin şöyle bir kısmı var. Şimdi göstersem düşecek bunlar. Normalde bu şekilde ekmeklerinizi buraya koyuyorsunuz ve buradan bastırıyorsunuz. Ama bir de şu kısmı var. Bunun da üzerine poğaça, börek, pasta, işte poğaça, börek ısıtmak için böyle bir kısım var. Onu da bu şekilde direkt alttan ısı uyguluyor. Evet. Hellim peynirim de burada. Birazdan bunu da yıkayıp güzelce kızartacağım. Evet. Şimdi ben son hazırlıklarımı yapayım. Sofrada görüşürüz. Kardeşimle Burak'ı da uyandıracağım. Gerçekten acıktım. Saat 11'i geçti. Zaten bugün yapacaklarımız da beraberiz. Markete çıkacağız. Büyükle Burak'la büyük bir market alışverişi yapmamız lazım. Belki ondan sonra size yine dolap düzeni vesaire onları çekeriz. Soru cevap videosunu da bugün çekeceğiz. Böyle birkaç tane video çekebiliriz. Bugün stoklarız. Çünkü Burak cumartesi pazar evde olduğu için. Bugün de pazar. Böyle bir pazar keyfi yapacağız. Burak da hemen bir lokmalık tostlar yaptı. Tostlar sağ olsun. Ay, kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben hızlıca buraları toplayacağım. Sonra hazırlanıp çıkacağız. Kardeşimi götüreceğiz. Kışlıklarımı alacağız ve market alışverişi yapıp geleceğiz. Sonra evde çok işimiz var Burak'la. Hadi başlayalım. Son kalanlar bunlar kahvaltılıklarda. Siyah zeytinimiz ve yeşil zeytinimiz tamamen bitti. Peynirlerimizin de sonları bunlar. Şimdi bugün çıkacağız ama güzelce temizleyip yıkayıp tekrardan yerleştirdim bunları. Bunlar bitince artık yenileri gelecek. Şimdi son elde yıkanacaklar kaldı sadece. Bir de mutfağı silip temizlemek.
Bebek gibi olmuş bir mutfak. Böyle yıkayınca o kadar rahatlıyorum ki. Bu banyo için olan şeyleri, kireç çözücüleri de genelde şu böyle kireç olan yüzeylere, bunun üzerine evyelere, bir tane aslında bunun tipine çok benzeyen bir evye temizleyicim var. Ama şimdi bunu getirince her şeyi bununla temizliyorum ve özellikle de bu bulaşıklığımı, daha önceki videomda da söylemiştim, bu kısımları kireç oluyor, şu kısımları da. Ama direkt bununla çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz ve bir hafta falan gidiyor bu şekilde. Böyle mis gibi oldu. Evet, şimdi hemen hazırlanalım. Ondan sonra çıkacağız. Şunu da koyalım da. Yorganları çıkardık ama yanlış yorganı çıkarmışız. Gerçi bu da güzel ama daha ince. Karaca'nın yatak örtüsü setinin içinde olan yorganı çıkarmışız. Bizimki öz dilekti, daha kalın. Bunlar daha ince oluyor kendi içinde olanlar. Neyse şimdilik kullanalım dedik. Ay bu da çok güzel oldu. Bu Güler yengenin bize hediyesiydi. Burhani yengesinin. Taç'tan almış bunu. Böyle pamuk saten deniyor sanırım buna. Hani böyle saten gibi ama... aynı zamanda hani böyle çok kaygan olmayan bir kumaş. Çok güzel durdu bence. Mis gibi oldu. Evet, şimdi hazırlanıp çıkıyoruz markete. Kışlıklarımı getirmeye, sonra eve videolara. Bugün eşofmanlandık. Akşam zaten misafirliğe gideceğiz. O zaman güzel giyineceğiz. Şimdi markete falan gideceğimiz için böyle rahat bir şeyler giyelim dedik. Nike tight'ımı giydim. Ve bu spor çantamı taktım. Kışlıklarımı aldık. Onların hepsini vakumlamıştım bu vakumlu poşetlere. Şimdi buna yazdıklarımı koyup tekrar babama getireceğim. Çünkü bizim evde yer yok. Bakalım alacağım aşkım. Dur. Krem alacağım. O da bak. Danaymış, yok dana ısır işlemiyormuş. Sütlere geldik. Aa bak nasıl süt çıkarmış Torku. Şu çoklulardan alalım. Şu dörtlü. Öyle. Light mı alayım? Light mı onlar? Bunlar light. Şöyle alalım. Uzun sos yapacağız Burak'la. Siz de görürsünüz zaten videoda, o yüzden. Uzun sosis alıyoruz lazım. Evdekiler ne? Kısa biraz ama olsun. İçine iki tane koyarız. Tamam. O yüzden böyle aldık. Et var mı ki evde? Babam başlayacağız. Bu reyonu es geçiyoruz. Abur cubur. Aldıklarımızın hepsi burada. Bunları ayrı bir video olarak çektim. Buzdolabı düzenimle birlikte. Bu şekilde aldıklarımızı gösterdim. Bunlar bize çok uzun bir süre gider. Zaten toplu alışverişlerimi, çay, kahve, deterjan vesaire, bunların hepsini artık Trendyol'dan söylüyorum. O yüzden onların öyle ihtiyaçlarımız yoktu. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Sonra soru cevap videosu çekeceğiz Burak'la birlikte.
bardaktır. Bakın IKEA'dan aldığım bardaklara koydum. Ne kadar güzel durdu. Şu aleti kesin soracaksınız. Bu BİM'e geliyor arkadaşlar. Bakın süt köpürtme olarak geçiyor ama ben ayran bile köpürtüyorum. Yani her şey yapabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Buranki şekerli. O yüzden onu kavanozda çırptım. Belki merak edersiniz. Şimdi biz kahvelerimizi alıp soru cevap videosuna geçiyorum. Ben de artık bu videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmiş olduğunuz bir vlog olmuştur yine. İzmir ve böyle yine günlük video tarzında iki videomuz birleşmiş oldu. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Size yıllık iznimde bol bol video stokluyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.